Efendim herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Japonya'nın Nara şehrinden misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte Nara'yı gezeceğiz. Fakat geldim, gelir gelmez yağmur başladı. Osaka'dan geldim buraya yaklaşık yarım saatlik bir metro yolculuğuyla. Şimdi bir kapalı çarşı var. Önce burayı göstereyim size. Yağmur durduğunda ise Nara Park var. Meşhur geyiklerin olduğu. Oraya doğru gideceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Sözü fazla uzattık. Videoya geçmeden önce de bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. IT Olarak Agency farkıyla yeni bölüm Nara gezisi başlıyor. Caddede güzel bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Şöyle mikrofonumuz ıslanmadan, mikrofonu bozmayalım bu yağmurda. Hava bir anda kasvetlendi. 2 saat önce günlük güneşlikti ortalık. Çok güzeldi ama işte Asya'nın havasına güven olmuyor maalesef. Ne yapalım? Burası şimdi Higashimuki Shopping Street, yani alışveriş caddesi. Ganjogi Temple var. En azından gidelim onları göstereyim size. Kofukuji Temple, tapınaklar var. Müzeleri gezelim, çarşıyı gezelim. Bu bölümde böyle olsun en azından. Çok güzel bir yer Nara. Yani buranın, Japonya'nın en turistik yerlerinden bir tanesi diyebilirim. Ayrıca 700'lü yıllarda, 717 yılında yaklaşık 60-70 yıl boyunca Japonya'ya başkentlik yapmış bir yer. Evet, birçok yer burada. Parklar, tapınaklar, müzeler UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Çarşının içi çok güzel. Aynı bu çarşılar şeyi anımsatıyor bana, böyle kapalı çarşıyı anımsatıyor. Şu pastanenin güzelliğine bakar mısınız? Fransız pastanesi. Burada da mochiciler var. Pirinç tatlısı. Çok lezzetli. Çok severim ben. Yani vakit oldukça genelde tüketiyorum, yiyorum. Güzel bir Japon restoranı karşılıyor yine bizi. Bakın mesela şu gördüğümüz sushi tabağı. İçinde 10 çeşit var. 1100 KDV ile birlikte 1200. O da 8 dolar falan yapıyor. Burada yine makarel balığı var, karidesler, pilavlar. 6-7 dolara karnını doyurabiliyorsun abi. Yemek fiyatları uygun Japonya'da arkadaşlar. Çok pahalı değil açıkçası. Burada lunch set var mesela. Neymiş bu? Oo, ekmek arası sandviç. 720, avokado, karides falan var içerisinde. Çok güzel abi, harika gözüküyor. 11 ile 15 arası geçerliymiş. Sadece 4 saat. Kafe reyonunda ne varmış? Şekerim de düştü aslında ama. Ne bunlar abi? Ha, böyle atıştırmalıklar, kruvasanlar. Çok hoş gözükmüyor. Çok kurutmuşlar kruvasanı. Alırım şimdi, kötü çıkar, üzülürüm. Üzülmek istemiyorum. Bura ne? Temporyokan. Wagyu restoran arkadaşlar. Oo, beef shabu. One people. Sınırsız yiyorsunuz arkadaşlar. 3300'müş. O da 22 dolar gibi bir rakam yapıyor. Burada yine güzel bir meşhur restoran var. Önünde sıralar var. Çünkü içeride oturma kapasiteleri çok kısıtlı arkadaşlar burada Japonya'da. O olay da işte Japonya'nın böyle kültürüne büyük katkı sağlıyor bence. Burada da Wagyu var ama Schnitzel Wagyu. Buranın yine en meşhur Wagyu restoranlarından bir tanesi. Wagyu'yu paneleyip satıyorlar. 25 dolar bir porsiyon et arkadaşlar. Çok da ucuz sayılmaz. Daiso, Japonya'nın markası. Bir milyoncu gibi düşünün. Hırdavatçılar var ya bizde. Aklına gelen her şeyi bulabiliyorsun içeride. Kendin alıyorsun, kasada kendin ödeyip çıkıyorsun. Hiç personel derdi bile yok adamlarda vallahi. Her yer sağlı sollu böyle. Wagyu restoranları, beef restoranlar. Burası bir enstrümancı, müzik aletlerinin satıldığı, Japon ezgilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bir shop, mağaza. Oo, çok iyi. Bakar mısınız? Burada Buda'nın heykelleri falan var. Eski fincanlar, tabaklar. Çanaklar. Antika hepsi ha. İyi paradır bunlar şimdi. Antika olduğu için. Güzelmiş. Bizim Bursa'daki kapalı çarşıya benziyor yani burası. Bunlar ne? Deniz kestanesi mi? Deniz salatalığı mı? Deniz patlıcanı mı? Denizle ilgili her şeyi söyledik vallahi. Yağmurlu hava güzel oluyor ama işte maalesef çekim yapamıyoruz yağmurlu havada arkadaşlar. Çünkü mikrofonlar, kameralar falan hepsi ıslanıyor, bozuluyor, oksitleniyor, su alıyor. Üst taraftan hep metal parçacıkları olduğu için. Onun dolayı dışarı çıkamıyorum. Kapalı yerleri gezdiriyorum sadece size. McDonald's çok fazla ya bu ülkede. Her yerde McDonald's var. Hiç gitmedim ya, uzun zamandır yemiyorum çünkü McDonald's'ı bıraktım. Sağlıklı besleniyorum arkadaşlar. Kendime, yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Bakın burada yine harika bir Japon restoranı.
8-10 çeşit yemek var abi. Vay, görüntü güzel. Karışık karışık tabaklar. Geyikler hemen burada Nara Park'ta, Nara Milli Parkı'nda. 1 kilometre mesafede. En azından gideceğim, yağmur durmasa bile. Telefonla çekip göstereceğim size arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken geyik kardeşleri görelim istiyorum. Bura ne? Tatlıcı mı? Japon tatlısı mı yapıyor meşhur? Aa, aynen. Az öncekiler tatlıymış arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Hurmadan mı yapıyorlar? Bunları neden yapıyorlar? Çok ilginç. Smoothie'lerini falan yapıyor. Shimizu Daikui mu? Diyor. Kayım. Lokumcu gibi bir şey ya. Bizim şekerci Cafer Erol amcanın dükkanına benziyor aynı. Bursa'nın kestane şekeri. Hurma tatlısı. Hello, what's this? Pickles. Pickles, Japanese pickles. Pickles. Hmm. Thank you. Japanese pickles diyor. Japon turşusu. İlginç. Tatlı gibi duruyor ama şekerli yani. Dayım ne yapıyor burada? Kardeşim. Ne satıyorsun sen ya? Mochi mi satıyorsun? Pirinç tatlısı işte o mochi bahsettiğim. Sade sade. Suda haşlıyor. Daha sonra şurada bir zencefilli bir un var. Onun içine batırıp servis ediyor. Fiyatı ise 500 katmış. Bakın burada da hatta tatlı çeşitleri var. Mochi'nin 6 çeşit farklı. 990'mış. Porklu, fried'lı, mushroom'lu. Aa, bunun yemeğini yapmışlar abi burada Mochi'nin. Normalde bunu tatlı olarak yiyorlardı ya. Ne arada işte. Çin'in galiba aslında gerçekte de Mochi. Japonya'nın değil diye biliyorum. Bilen biri varsa bizi bir yeşillendirsin abi yorumlarda size zahmet. Sweet potato mu? Yok, kestaneci. Oo, kestanelere bak. Bursa, Uludağ kestanesi. Çarşının diğer kısmına geldim şimdi. Burada neler varmış? Halal kitchen diyor. Noodle'cu. Türk mutfağı mı ya bura? Yok, Malay galiba. Aynen. Endonezya, Hint yemekleri. Malezya yemekleri. O nasi gorengler, tikka masalalar, mi gorengler, tandoori biryani. Bayağı bir şey var. Ne güzel. Hava serin, mis. Kaymak vallahi. Kimonolar. Japonların geleneksel kıyafetleri. Hala giymeye devam ediyorlar. Özellikle Kyoto şehrinde. Bayağı bir talep görüyormuş. Gençler flörtleriyle ilk buluşmalarında falan özellikle kimonoları tercih ediyormuş. Geleneği yaşatmak için. Birazdan sana Kyoto'ya geçeceğiz. Oralarda bir aksilik olmazsa göstereceğim sizlere arkadaşlar. Yağmur orada da yağmıyorsa eğer. Ishizoko. Ha, bu da bunların böyle meşhur. Meksika'da var bu. Çikolata soslu falan şey yapıyorlar değişik. Et köfte, hamburger köfte. İlginç bir yemek. Denemek istemedim açıkçası. Midem kaldırmıyor artık öyle tuhaf yemekleri arkadaşlar. Önce ne bulsak yiyorduk da artık biraz dikkat etmek istiyorum sağlığıma. Çünkü sağlıksız beslenince çok ciddi de şey. Vücut rahatsız oluyor, dengeler bozuluyor. Gece uyuyamıyorum, sabah uyanamıyorum. Kilo alıyorum. Artık kaliteli ve sağlıklı besleniyorum. Az yiyorum abi. Çok fazla yemeyeceksin. Burası neci abi? Ha, kızartmacı. Of nasıl yağlı hepsi ha. Sünger gibi yağ çekmiş içine vallahi. Ama bir tane sağlıklı bir şey yok yiyeceğimiz şurada ya. Yemin ediyorum. Ne kadar uzunmuş ya bu kapalı çarşı arkadaşlar. Git git bitmiyor. Arkadaşlar saymaz saymaz say. Bakacağı çarşının olduğu yere geldik şimdi. Antep sanki ha. Kahverengi kahverengi dükkanlar. Özledim memleketi özledim vallahi Antep'i. Uzun zaman oldu abi bu sefer ayrılalı yine. Kaç ay oldu? Haziran'da başladık 5 ay oldu arkadaşlar. Evet 5 ayı geride bıraktık. Devirdik. Uzun seyahatler yorabiliyor bazen. O yüzden iyi yönetmek gerekiyor bu süreci. Bura ne? Aa, Pokemon dükkanı. Yine oyun makineleri. Değişik şeyler de var ama sadece oyuncaklar falan değil yani. Kişisel temel ihtiyaçlar 7'den 70'e. Küçük burada şeyler var, arabalar. Para atınca veriyor galiba bir tane değil mi? Şansına değil galiba. Baksana 80 yaşında teyzem gelmiş burada. Oyun oynuyor abi. Çok ilginç. Mesela şey sanıyoruz ya Japonlar metroda kitap okuyor falan. O kitap değil abi.
karikatür gibi bir şeyler var bunların. 7'den 70'e. Çocuktan başlıyorlar, ölene kadar onu okuyorlar yani. Normal kitap okuyanlar da muhakkak var ama çok az yani. 100 kişi de bir kişi. Bunlar da etekler. Kadın erkek herkes giyebiliyor bunları. Unisex. Eski Japon kıyafeti. Eşofmanları var burada abilerimizin. Çok değişik. Trabzon hurmaları meşhur. Bunlar Japon hurması abi. Taş gibi bu arada. Bir buçuk değil yani bizdeki gibi. Sert yiyorlar özellikle. Sert olması kaliteli olduğu anlamına geliyormuş. Yani olgunlaşmamış hurma. Ve burada cadde biter. Hadi bakalım şimdi Nara Park'a doğru gidelim. Geyiklerle bir vakit geçirelim. Ne yapıyormuş geyik kardeşler? Hello, can I take this one? Thank you, arigatou. Bir tane istedik biz de. Gümüş kek arkadaşlar. Tanesi 180 binmiş. $1.20. Thank you. Oo, sıcacık ha bu arada. Dayım şekeri dökmüş şurada. Hazırlıyor. Burada dövüyorlar. Güzelce pirinç kekini yapıyorlar. İçinde fasulye ezmesi var. Hiç beğenmedim. Tatsız tutsuz bir şey. Nara Park'a geldik şimdi arkadaşlar. Telefonla çekiyorum. Kameraya sıkıntı yaşamayalım diye. Burası böyle yemyeşil doğanın içerisinde bir park. Bakar mısınız? Çok huzurlu değil mi ya arkadaşlar? Şurada da bir tane Starbucks yapmışlar. Hemen nehrin kenarına. Hep yeni yerleri alıyor ya bu markalarda. Temiz bu arada. Hava mis. Evet, o bebekler burada işte. Geyikler. Nara geyikleri. Şşt. Ne haber lan? Abi din. Gel buraya gel. Gel bakayım gel. Gel de ki muhabbet edelim. Ha? Şş, hacı. Burada takılıyorlar. İnsanlar bunu elleriyle besliyor burada bu arada geyikleri. Çok insancıllarmış. Yüzyıllardır burada yaşıyorlarmış. Evet efendim. Nara Açık Hava Müzesi'nden herkese tekrardan selamlar. Geldik şimdi. Burası Nara Park. Park'ın ana meydanındayız. Göbekteyiz. Bayağı da bir insan var. Geyikler burada. Geyikleri besliyorlar. İnsanlar elleriyle yemek yediriyorlar. Ne kadar tatlılar değil mi? Yiyecek kokusu peşinde gidiyorlar. Şişt. Ne yapıyorsunuz lan? Burada işte maskara olmuşlar millete. Ne yapsınlar? Çok tatlılar ama. Keçi gibi aynı ha. Şişt. Deli çoban. Şurada daha büyük ailesi var. Familia. Şurada da yemek memek satıyorlar. Çadırlar madırlar koymuşlardı. Sıkıldım artık Japon yemeği yemekten. Pişt. Oğlum ıslanırsınız. Hasta olursunuz lan burada. Üşütürsünüz ha. Ha kanki. Sen ne olmuş sırtına böyle ya? Saçlar maçlar da şekil ha. Pişt. Kayınço. Ne yapıyorsun? Emmi? Adana yanıyor ha, haberin var mı? Adana'da hava sıcaklığı 40 derece, hala kış gelmemiş. Ne diyor bu işe? Yorum yapmıyor. Kayınço. Şş. Metro istasyonuna geldim şimdi. Tren bileti aldım arkadaşlar. $8 Kyoto'ya gideceğiz. Bu oturmalı trenmiş. 11A koltuk numarasını verdiler bize. Normal metroda var ama o 1,5 saat sürüyor. Şimdi hava kararacağı için erken gitmek istedim. O yüzden 4-5 daha fazla verdim. Hızlı tren aldım. Nereden biniliyor? Burası galiba sanırsam. Trenimiz burada. 2 numaralı vagon. Evet. 11A. Ne tarafmış 11A abi? Şurası olabilir mi acaba? Acaba. Yok burası değil. Şurası abi. Yanlış yere geldik. Siz de yanlış yere mi geldiniz? Hani şöyle. 11A benimki. Aa, aynen burasıymış. Oturalım şöyle. Böyle yağmurlu bir havada tren yolculuğu yapıyoruz. Neyse her şeyde bir hayır vardır ya. Sinirlenmeye, kızmaya gerek yok. Yağmurda gezmekte bir başka oluyor arkadaşlar. Tabii yanlış sezonda geldik Japonya'ya. Şu an havalar biraz sonbahar yani. Kış geliyor burada. Bir ay sonra falan iyice soğuyacak. Evlere bakar mısınız? Böyle iki katlı müstakil Japon evleri.
Yarım saat 40 dakikalık bir yolculuk sonrası Kyoto'ya iniş yaptık arkadaşlar. Albay Kemal, turu topla, kaybolmasın bak kimse. Sıkıntı çıkar sonra. Burada yağmur durmuş gözüküyor şu an. Değerli bir kardeşim var, onunla buluşacağım. Yıllar önce birlikte çalışmıştık bir aynı firmada. Nereden baksanız 5-6 sene oldu. O da buradaymış tesadüfen. Sana belki bir şeyler atıştırırım, yemek yerim. Akşama tekrar Osaka'ya dönmeyi planlıyorum arkadaşlar. Tren istasyonları çok güzel, çok bakımlı, tertemiz. Sadece Tokyo'dakiler biraz eskiydi. Bu da normaldir yani, çok kullanıldığı için. Şimdi şuradan bir exit yapalım bakayım. İyi para verdik ha, 1280. 8 dolar 70 sent mi yapıyor? Aynen. 9 dolar işte neredeyse. Nereden çıkış? Evet, doğru. Evet efendim. Şimdi yavaş yavaş semte hızlı bir giriş yapıyoruz. Tabii Kyoto'da yalnız değilim. Burada çok değerli bir kardeşim var. Kendisiyle uzun yıllar önce birlikte çalışmıştık. 5 sene falan oldu nereden baksanız. Bir an bir baktım, mesaj atmış. Ben de görünce heyecanlandım. Dedim görüşelim hemen Kyoto'da. Kerim. Aynen abi. Ne yapıyorsun kral? Ben de çok heyecanlandım. Ben de acayip heyecanlandım abi. Dünya ne kadar küçük değil mi? Abi dünya çok küçük. Gerçekten öyle. Yani dünya küçük olmasa buluşamazdık. Türkiye'de oğlum, buluşamadık. Sultanbeyli nereye? Japonya. Ya abi. Beraber çok güzel günlerimiz geçti Kerim'le. Evet. Kendisinin ailen falan burada yaşıyor değil mi? Evet, babam burada. 17 senedir burada. Vay be. Burada dünya mutfağında çalıştı. İşte süper. Japonya'nın çoğu yerinde, dergilerinde, gazetelerinde, her yerde vay be çıktı yani. Ben de tatile geldim abi, gezmeye geldim. İyi yapmışsın. Zaten son günlerin galiba değil evet, mi? Evet abi, son günlerim. Bir haftam kaldı. Benim de birkaç günüm kaldı. Ben de sürpriz bir ülkeye gideceğim bakalım. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz Kerim'im? Abi şimdi burada değişik yemekleri olan evet bir pasajı var. Şey mi, böyle yemek pazarı tarzı mı? Evet evet abi, işte ıstakozlar, yengeçler, değişik hadi Japon kültürü, evet Japon kültürüne uygun yemekler. Şimdi zaten birazdan göreceğiz abi beraber. Yani çok ilginç yemekleri var abi. Kyoto gerçekten güzel bir şehir arkadaşlar. Şu anda kapalı çarşı gibi bir yerdeyiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümlerde Tokyo'da da var aynısı. Nara'da da var, Osaka'da da var. Kamerayı gören Japonlar utanıyor. Sanki onları çekiyormuşum gibi. Çoğu yerde var abi. Değil mi? Çoğu yerde var. Burada güzel bir pazar var. Şimdi orayı gezeceğiz. Orayı göstereceğim size. Çünkü hiç gitmedik Japonya'ya geldiğimizden beri. Bakalım bizi neler bekliyor. Çatının Allah'tan üstü kapalı da yağmur yağmıyor. Ama dışarısı gerçekten sel götürüyor yani. Şansımız ha, kaç evet gündür hava güneşliydi. Çok güzeldi, aşırı güzeldi. Şortlarla böyle terliklerle çıkabilirdin ama. Bugün patates. Şansımız abi. Evet, ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok abi. Evet, gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi zaten pasajın girişinde böyle bir kokuyu alacaksın abi. Kötü kokuyu, mü? Kokuyu bir alacaksın. Kokuyu bir alacaksın abi. Yemeği de yedik, şimdi midemiz bulanmasın. Şimdi giriyoruz zaten. Japonlar memlekete sahip çıkıyorlar ha. Değil mi? Aynı Sultanbeyli gibi. Abi. Abi bir anda. Ama güzeldi. Bunların hepsi abi, herkes burada çöpçü bulamazsın abi. Çöp konteyneri bulamazsın. Çöp konteyneri büyük aynen olur ya abi. Yok. Onu söyleyeyim sana hemen. Hala yanıma şey taşıyorum, şişe çöpe atmak için sabahtan beri. Onu hemen söyleyeyim çünkü abi burada dükkanların önüne çıkartıyorlar. Akşam çöpçüler geri kalıyor. Yok. Hadi ya. Vallahi billah. Çöpçü bulamazsın. Çöpçü niye yok? Çünkü herkes kendi kapısının önünü temizliyor. Çok iyiymiş abi. Kural. Abi ne satıyor ablam burada? Yengeç stick crepe. Başlıyoruz. Oo, çok iyi. Konnichiwa. How much? 400 is one. Wow. Thank you, arigatou. Evet, sanırım geldik galiba pazara. Evet, şu anda giriş yapıyoruz abi. Oo. Şöyle bir yakın çekime girelim arkadaşlar. Biraz netleştirelim görüntüyü. Işık kalitesi düşmesin. Güzel, sağlı sollu böyle. Yemekçiler, hediyelik eşyacılar, traditional bir pazar. Burası bana biraz şey anımsattı. Hatırlarsanız İran'da gitmiştik, Tahran'da. Tajrish pazar. Aynı onun gibi daracık sokaklar. Böyle yemekçiler, hediyelikçiler. İşte turistlerin uğrak noktası bir yer diyebiliriz ya. Vay vay vay, wagyu'lara bak. Burada wagyu bifler. Denedin mi wagyu? Hiç denemedim abi. Hadi ya. Wagyu şey, buranın premium etlerinden bir tanesi. Bir de Kobe var abi, Kobe. Abi de Kobe var, doğru. Kobe pamuk gibi abi. Oo bak ne yapıyor abim burada? Kobe bir. Sushi, aynen Kobe. Çok iyi. How much one piece? One piece how much? 800. Oo. Vay be, tanesi 800'müş. Bir sushi arkadaşlar, altında pirinç var. Pirinç pilavı. Tereyağlı, seversiniz. Burada deniz mahsulleri. Neler var mesela? Pabuklar.
Oo. Mallara bakın. Taze taze ha. Vitrin çok iyi, cıvıl cıvıl. Güzelmiş sokak Kerim. Beğendim. Daha gidiyor abi. Hadi çok, ya. Evet. Bayağı ilginç şeyler ama var. Bayağı turistler ha. Osaka'da bu kadar yoktu. Burası bir de tarihi yer olduğu için abi turistler burayı tercih edebiliyor. Vay be. Aa burada da bakın şey deniz mahsulleri falan pişiriyorlar mangalda. Ne bu, yürek mi? Kalamar, ahtapot, ince midyeler falan var şurada. Ustam bakın. Güzelce soteliyor burada. Bura ne, kestaneci mi? Ne bu? İbo abi bunu denemeni istiyorum abi. Ne bu kanka? Abi bu çay ama bizim çaylardan değil. Okey. Geçelim ablam içeri. Ne bu, kestane suyu mu ne kanka? Kestane çayı abi. Kestanenin kabuğunun suyu gibi bir şey aynen, sanki değil mi? Aynen abi. Acayip bir şey ya. Ama böyle tatlı da bir şey, güzel de bir şey. Lezzetliymiş, fena değil. Güzel. Nereye bırakacağız bunu? Abi şuraya. Çok iyiymiş. Kestane satıyorlar burada kanka. Evet abi. Şöyle. Oo üstüne. Kestanelere bak. İlk defa bu kadar büyük kestane görüyorum ha. Aman teyzem. Çiğ galiba pişmemiş. Okey. Konnichiwa. Arigato taimasu. How much? Adam parçalıyor burada. Okay. Bakayım tadına abla. Thank you. Arigato taimasu. Neyse göz hakkımızı aldık abi. Satmamaya gerek yok. Çok pahalı ha. Tabii abi. 7 dolar 250 gram. Nasıl? Biraz daha yumuşak sanki abi, fark etmedi bize göre. Evet. Burada da şey meyve sebzeler aşırı büyük, aşırı organik. Evet abi. Niye öyle? Şey basıyorlar. İlaç mı basıyorlar? Evet abi, ilaç basıyorlar. Organik dedim, yanlış söyledim arkadaşlar. Hormonlu hepsi. Bir de mesela burada bizim domatesler ucuz ya abi. Burada çok pahalı. Niye öyle kanka? Yani bilmiyorum ki abi, 3000 yene var, 5000 yene var. Çok pahalı yani. Vay be. Ablan ne satıyor burada ya? Lokumcu mu ne bu? Aynen abi. Oh. Kestane, is mochi right? Yeah, mochi. Inside mochi. Chestnut and red bean. Wow. What's inside? Brown sugar. Okay, arigatou. Ben çok beğenmiyorum mochi ya. Yedim de. Değişik tadı var abi bunların ya. Bayağı uzunmuş, pazarın sonu gözükmüyor. Öyle bakar mısınız abi arkadaşlar? Bitki bitmiyor ha. Aa burası şey, çilekçi. Çilek fetiş. Ya senin araban ne güzelmiş. Tontiş. Bunlar bir de çok ucuz abi. 127 yen falan, 127 bin yen tabi. Bir bedava. Maaşının çeyreğiyle alabiliyorsun, yarısıyla falan. Bedavaymış abi. Burada da kurutulmuş karidesler, deniz mahsulleri. Klasik Asya atıştırmalıkları. Hello. What is this? Scallop. Midye içi. İstiridye. Peki. İstiridye. Ben bunu yesem taklaya kalkarım yemin. Deniz kestanesi. Bura ne? Ah, tapoyakici. Ahtapotu bak, bunu çok seviyorum ben. Ahtapot mu abi? Top top yapıyorlar böyle. Acayip lezzetli bu. Ya en azından ne bileyim yani, mutfağı çok böyle bana hitap etmiyor ama yenilecek yiyecek şeyler var yani. Zorda kaldı mı güzel yemekler yiyebilirsiniz. Evet abi. Özellikle et restoranları falan, steakhouse'lar, keyifli var yerler abi, var. Çok şey yerler var böyle, helal yerler var. Aynen. Ama biraz da zor buluyorsun. Doğru. Sokaklar olduğu için abi yürümekte zorluk çekiyorsun. Abi ha, buralar bak mesela abi. Buraya bir girelim abi. Burada alıyorlar işte, oturuyorlar. Çok iyi. Yengeççi. Bakar mısınız? Yengeç bacaklarına arkadaşlar. Böyle küçük küçük standlar yapmışlar. Lezzet sokağı gibi. Her reyonda farklı ürünler satılıyor. Gelip burada işte millet alıp yiyor. Burada da gyozalar var. Japon mantısı, Çin mantısı. Her yerde yapılıyor. Domuz suyunda açlıyorlar bunu arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Aa ablam takoyakileri pişiriyor burada. Oo. Dök 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 dök.
Burada da limon, sour and sake. Shrimp tempura, karides. Güzel, mallar ayna gibi vallahi. Burada octopuslar. Asparagus and dışına bacon sarmışlar. Burada squid var, kalamar. Pig conger diyor tempura. O neymiş ya? Onu da ilk defa görüyorum ha. Çok güzel bir deniz mahsulü standı var burada da. Japon Ahmet. Malları pişiriyorsun ha. Ahtapalı pişiriyor. Soğuk hava veriyor ha. Aynen öyle. Vay be. Çok iyi. Biraz sanki yanı kokuyor, pürmüz de yakıyor. Aynen. İs kokusu veriyor, is. Bak tuzlu aynen. Balık. Şimdi mesela. Oh. Maşallah. Çok iyi. Bitti abi, çıkabiliriz buradan. Çok güzel deniz mahsulleri var vallahi. Beğendim. Evet arkadaşlar, keyifli bir Nara ve Kyoto gezisinin sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Sizlerin yorumları sayesinde daha fazla motive olup daha fazla içerik üretiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Japonya'nın Kyoto şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Selamlar.